ülkemizde tarihsellik konusunda yazmış, konuşmuş insanların hem yazdıklarını derli toplu bir şekilde vermesi, hem de kendisi de bu iddiayı savunanların başında gelenlerden olması dolayısıyla Doçent Doktor Mustafa Öztürk'ün Çukurova İlahiyat'tan Doçent Doktor Mustafa Öztürk'ün konuyla ilgili yazısını, yazdıklarını tahlile devam ediyoruz. Evvelinde bir noktanın gene altını çizmekte fayda görüyorum. Kur'an hitabının metninin tarihsel olup olmadığı iddiaları doğrudan doğruya kelam ilahinin tabiatına taalluk eden bir tartışmayı beraber tarihsel olduğunu söyleyenler kelam ilahinin tarihsel olduğunu da söylemiş oluyor. Her ne kadar bundan sarf nazar ettiklerini söylemiş olsalar da kelam-ı ilahi başka şeydir. Elimizde bulunan mushaftaki ayetler başkadır deseler de bu daha büyük ve daha tehlikeli bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Demek ki elimizdeki metin kelam-ı ilahi değil. Elimizdeki metin kelam-ı ilahi olmayınca onun bizimle ilgili, bizimle bağlantılı her yönü tartışma içi oluyor. Onun bizi emirlerinde, nehilerinde, ibadete ilişkin hükümlerinde, ayetlerinde, akaide ilişkin, itikada ilişkin ayetlerinde hep bir tartışılırlık özelliği bulunacak. Herhangi bir metin tarihsel olduğu kabul edildiği andan itibaren taşıdığı her türlü hüküm, değer, ilke, prensip ne varsa hepsi tarihsellik içindeki tartışmalardan nasibini almak durumunda. Bütünü tarihsel olarak kabul edilmiş bir metnin ontolojik olarak şurasını bundan istisna tutmak, burasını parantezin dışına almak mümkün değil. Eğer ontolojik olarak bu metin tarihselse bize söylediği her şeyin tarihsel olması lazım. Dolayısıyla elimizdeki 6000 küsur ayetin hiçbirisinin doğrudan doğruya bize hitap eden ve bize kelam-ı ilahi olarak hitap eden bir yönü bulunmamak gerekir. Herhangi bir metin olarak itibara alınmak gerekir. Bunun şu sorunun cevabını da veriyor olması lazım. Allah Teala insana, beşere bütün tartışmaların üstünde ve ötesinde bir kelam göndermeye kadir midir, değil midir? Kadirdir diyeceğiz, başka şansımız yok. Peki bütün tartışmaların üstünde ve ötesinde, bütün tarihsellik tartışmalarının üstünde ve ötesinde bir metin göndermemiş olması, bir kelamla, bir sözle bize hitap etmemiş olması kemal midir, değil midir? Bizim için hayır mıdır, değil midir? Kemalse bu metin tarihseldir, kemal sıfatına aykırıdır. Burada nakısalar var, eksiklikler var. Tarihin belli bir döneminden sonrasını dikkate almamak gibi çok külli bir arıza var. Hikmet midir? Hikmetse doğrudan doğruya muhatap aldığı nesil için, 7. yüzyıl Arabistanı için mi hikmettir, bizim için mi hikmettir? O dönemde hırsızlık yapanın elinin kesilmesi mi hikmettir, yoksa bu dönemde bu hükmün yerini başka bir hükme bırakması mı hikmettir? Hangisi? Burada hikmeti kim tayin edecek? Neresinden bakarsanız bakın, bütün noksan sıfatlardan önce ve bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf bir ilahın, bir kadir-i mutlakın, bir adil-i mutlakın insanlık alemini karanlıklardan aydınlıklara çıkarmak üzere, zulmetten hidayete sevk etmek üzere
gönderdiği bir metin değil bu elemiz. Bu başka bir şey. İnsanın keyfe mayesine yorumlayabileceği, istediği tarafını kırpıp istediği tarafını bırakabileceği bir kadavra. Biz ona istediğimiz muameleyi yapabiliriz. Çünkü kelam-ı ilahi değil. Bu tartışma bizi doğrudan doğruya, tekraren söyleyelim, Allah inancındaki arızaya götürür. Kur'an tarihsel bir metin midir, değil midir tartışması, nasıl bir Allah'a iman ediyoruz sorusuyla ayrılmaz, ayrıştırılamaz. Bunlar ekbetirler. Ve tarihsellik yaklaşımı, inancı, arızalı bir Allah inancı olmadan ileriye sürülebilemez, savunulabilemez.